yeterlerini değiştirdim. Bir tanesini bıraktım size göstererek değiştirmek için. Çelik telleri çok sık değiştirmemiz gerekmiyor neyse ki. Çünkü oldukça zor değiştirmek. Aslında hiç değiştirmezseniz belki 5 sene, belki 10 sene bunlar kopmaz. Ama koptuğu için değiştirmiyoruz tabii ki. Bir süre sonra sesim atlaşmaya başlıyor. 2 sene, 3 sene iyi bir zaman değiştirme sıklığı olarak. Hani profesyonel sürekli konser veren bir artist için belki senede bir, 2 senede bir olabilirken daha az kullanıyorsanız arkanızı sahne veya kayıtlar için tabii daha seyrek değiştirebilirsiniz. Teyi çıkartırken biraz yardım aldım ben. Çünkü metal keskisiyle bunları kesmemiz gerekiyor ve gördüğünüz gibi son derece kalın çelik teller. Bayağı bir güç gerektiriyor kalın olanlarını kesmek. Teli çıkartırken biraz dikkatli olmamız lazım. Normalde herhangi bir teli çıkartır gibi geriye sarıp aşağıdan çekerek çıkartıyoruz. Evet ama bunu yaparken iki tarafından da tutarak yapmamız gerek. Çünkü birden teli çektiğimizde fırlayıp bir yerimizi yaralayabilir. Çok kalın çelik teller, tehlikeli olabilir. O yüzden dikkatli, yavaş bir şekilde iki elimizle iki taraftan da tutarak çıkartıp kafasını kesiyoruz. Kafasını kesmemizin nedeni burulu kısmı tınama tahtasındaki deliklerden geçerken arpa zarar verebilir. O yüzden bu kırılmış kısmını kesip ondan sonra çıkartıyoruz. Teli çıkarttık. Daha sonra teli tekrar yerleştirirken yeni telimizi. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bunlar zaten bağlı geliyor altları. Keçiye de sağlam bir şekilde bağlı geliyorlar aldığımızda. Sadece deliğinden çekiyoruz. Başka bir şey yapmamız gerekiyor. Ama altı genişletip yapmadığınızı emin olun, ince çekiyorum ben. Her zaman yukarı baktığına emin olalım. Yani teli takmadan önce delik, yani teli geçireceğimiz delik yukarı bakacak. Tamam. Teli geçirdim yerine. Şimdi teli çekiyorum. Burada bir genişletilik kalmadığından emin olmak istiyorum. Daha sonra 11 Aralık kadar bir gevşeklik bırakıyorum. Veya şu şekilde de ölçebiliriz. Tamamen çektikten sonra 5 santim kadar bir boşluğu gözümüzle ölçüp aşağı indiririz. Gene aşağı yukarı, evet, 11 yarım kadar oluyor. Şimdi teli kırıyorum. Kırdıktan sonra normal akord eder gibi çeviriyorum. Ama tabii bu diğer teller gibi kolay değil. Garip şekiller alabilir. Penseyle düzeltmemiz gerekebilir. Şu an penseyle düzeltilecek bir hali var mı? Bu işe başlamadan önce elinizde sağlam bir pense olsun. Demir kesecek bir alet dışında penseyle her zaman veya karga kumu gibi bir şey gerekecek. Bunu düzeltmem gerekti mesela. Çok yamuk bir şekilde dönmesini istemiyorum tabii. Tamam, tuttu. Şimdi tek yapacağım şey. Kordumu yapmak. Ve daha sonra buradan olabildiğince yakından kesmek. Ve burada da biraz yardım alabilirsiniz. Keserken her zaman öbür ucunu da elinizle tuttuğunuza emin olun. Fırlayıp gözünüze gelebilir. Oldukça güçlü çelik teller. Tabii gördüğünüz üzere kesin kestim. Ve telimizi taktık.